Bu videoda bazı geometrik argümanlar kullanarak dik doğruların eğimlerinin çarpımının eksi 1 olduğunu ispatlamak istiyorum. Ekranda L ve M doğrularını görüyorsunuz. Bunların dik oldukları bize verilmiş. Gördüğünüz gibi aralarındaki açı bir dik açı. Şimdi az önce bahsettiğim geometrik argümanı oluşturabilmek için başka doğrular çizeceğim. Bu kesim noktasına A diyelim ve bu noktadan geçecek şekilde yatay bir eksen çizmeye çalışayım. Bakalım düzgün çizebilecek miyim? Evet, evet oldu. Bu A noktasından geçen yatay eksen. Şimdi de bunu kesen iki tane dik doğru çizeceğim. Biri böyle diğeri de böyle olsun. Bu açılar 90'ar derece. Evet, yatay ekseni dik kesen iki tane doğru. Bu açılar 90 derece. Bu noktayı A noktası olarak zaten belirlemiştik. Burası B noktası, burası C, burası D, burası da E noktası olsun. Şimdi L doğrusunun eğimini bulalım. Bakalım L doğrusunun eğimini bulabilecek miyiz? L doğrusu C ve A noktalarını birleştiren doğru olduğu için aradığımız eğim aynı zamanda CA doğrusunun da eğimidir. Evet, CA doğrusunun eğimi L yerine CA doğrusunun eğimi de yazabiliriz. Eğimi bulmak için y'deki değişimi x'deki değişime bölmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Y'deki değişim, CB'nin uzunluğu evet CB bölü x'teki değişim BA doğru parçasının uzunluğu o halde buraya da BA yazalım. Sırada m doğrusunun eğimi var. Evet m doğrusunun eğimi bu doğrunun eğimi de AE doğrusunun eğimiyle aynı değil mi? Evet AE doğrusunun eğimi A ve E noktaları arasında hareket edecek olursak eğimi bulmak için yine Y'deki değişim bölü X'deki değişime bakmamız gerekecek. Y'deki değişim A'dan E'ye doğru giderken buradan buraya doğru hareket edeceğiz. Aynı şeyi burada da gösterebilirim. Y'deki değişimi A'dan bu seviyeye doğru ilerlediğimizde görebiliriz. Bunun DE uzunluğu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama y'deki değişimin negatif olduğunu yani aşağıya doğru hareket ettiğimize dikkat etmelisiniz. Bunun için de d'den e'ye ilerlerken bu uzunluğun önüne bir eksi işareti koyacağız. Peki ya x'teki değişim. x'teki değişimi bulmak için a'dan e'ye doğru giderken ad doğru parçasının uzunluğunu değerlendirmemiz gerektiğinden buraya ad yazıyorum. m doğrusunun eğimi eksi d e buradan buraya doğru ilerlerken aşağı doğru hareket ettiğimiz için y'deki değişim bu uzunluğun eksilisi olmalı demiştik bölü ad doğru parçasının uzunluğu. Şu ana kadar ekrana not etmiş olduklarımdan ilham almış ve bu iki üçgen arasında bir benzerlik kurmaya çalıştığımı anlamış olabilirsiniz. CBA ve ADE üçgenleri arasındaki benzerliği kullanarak bu iki doğrunun eğiminin birbirlerinin çarpmaya göre tersinin eksilisi olduğunu yani kısaca çarpımlarının eksi bir olduğunu ispatlayacağız. Hadi bakalım. Bu üçgenlerin benzer olduklarını ispatlayalım ilk önce. Evet öncelikle buradaki açıyı ele alalım. Buna x açısı diyelim. Buradaki açının ölçüsü içinde buna da y açısı diyelim. Evet x artı y artı 90'ın bütünler olduklarını yani toplamlarının 180 dereceye eşit olduğunu biliyoruz. Bunu yazayım x artı 90 artı y eşittir 180 derece eşitliğin iki tarafından 90 çıkarırsak x artı y eşittir 90 derece kalır. Bu ikisi cebirsel olarak eş değer ifadeler. Evet peki bu bilgiyi kullanarak diğer açılar hakkında yorum yapabilir miyiz? Bir bakalım. x artı buradaki açının toplamı da 90 derece olmalı. İsterseniz x artı 90 artı neyin 180 dereceye eşit olacağını da düşünebilirsiniz tabi. Şu an CBA üçgenine baktığımızı da ekleyivereyim. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir öyle değil mi? X artı 90 artı ne? 180 eder. Buraya yazdığımız gibi X artı 90 artı Y. Evet işte burada. Peki buradaki üçgen için Y artı 90 artı ne? 180 eder. Aynı mantık. Y artı 90 artı X 180 eder. Ne dedik? Y artı 90 artı x. Ve gördüğünüz gibi ABC üçgeni ile EDA üçgeninin karşılıklı iç açılarının eşit olduklarını bulduk. Bu iki açının ölçüsü x, bu ikisinin ölçüsü y, bunlar da zaten dik açılar. Açı, açı, açı benzerliğinden dolayı veya buna kısaca açı, açı deriz. EDA üçgeni ile ABC üçgeni benzerdir. Evet, bu sonuca ulaşıyoruz. Benzer üçgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunluklarının oranları da birbirine eşittir. Öyle değil mi? Karşılıklı kenarların uzunluklarının oranları. Bunu inceleyecek olursak hemen yazıyorum. CB'nin BA'ya oranı evet buna göre CB'nin BA'ya oranı eşittir CB'ye karşılık gelen kenar x açısının karşısındaki kenar yani AD'dir eşittir AD bölü BA'ya karşılık gelen kenarda y açısının karşısındaki kenardır, yani DE'dir. AD bölü DE, aynı renkle yazayım bunu. Evet, bölü DE. Buradaki ifadenin L doğrusunun eğimi olduğunu biliyoruz. Videonun başında bunu görmüştük. L doğrusunun eğimi. Peki, bunun M doğrusu ile ilişkisi nedir? Desem ne yanıt verirdiniz? M doğrusunun eğimi bunun çarpmaya göre tersinin Eksilisi olduğunu görüyorsunuz öyle değil mi? Bunun tersini alırsak DE bölü AD'yi elde ederiz. Bir de negatifini aldığımızda eksi DE bölü AD o halde buraya M doğrusunun eğiminin çarpmaya göre tersinin eksilisi diye bir not düşüyorum. M doğrusunun eğiminin çarpmaya göre tersinin eksilisi işte bu kadar. L ve M doğrularının dik doğrular olduğu varsayımından yola çıkıp bu iki üçgenin benzer üçgenler olduklarını da düşünerek L doğrusunun eğimi ile M doğrusunun eğiminin çarpımının eksi 1 olduğunu ispatladık. Harika.